gerekli. Tabii ki böyle bir ihtimal var. Toplumsal izolasyon insanların en az hareket edebilmesini öngörüyor. Yani bu sosyal mesafeleştirme dediğimiz kural var ya, burada toplumun sadece 8'de 1'i eğer hareket ederse enfeksiyonun çok az bir şekilde yayılıp ortadan kaybolacağını biliyoruz. 8'de 1. Dolayısıyla kendisinin sadece evde oturuyor olması değil, bunu bir kitlesel hareket olarak yaptığımızda korunabilecektir. Ama kitlesel bir hareket yok, evde çalışan birisi var, yaşayan birisi var. O gidip geliyorsa, kendisi sadece evde kalıyorsa tabii ki gidip dışarıya gelen bir kişiden enfeksiyon kapma ihtimali var. Ama hayatta bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla tedbirleri de olabildiğince almak lazım. Dış kontağı olan kişilerin, dışarıda sürekli çalışması gereken, toplu alanlarda çalışması gereken, kendilerini koruyamayacak olan kişilerin belki evde farklı alanlarda bile yaşam alanları oluşturmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi hatta bununla ilgili değil mi? Bazı insanlar böyle, ya hava çok güzel, dışarıya çıksanıza oh mis gibi, gelin sporunuzu yapın falan gibi yorumlar da var. Bu her zaman geçerli bir durum değil. Yani bugün sosyal mesafeleştirmeyi bir kural olarak kurmaya gayret ediyoruz. Ama siz bugün de ben çıkacağım diyorsanız sizin gibi düşünecek çok insan vardır. Dolayısıyla bunu bir mesaj olarak yaymanın da tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Bu kadar fazla insan aynı şeyi düşünür ve çoğu sokağa çıkarlarsa o zaman sınırlamanın ne anlamı kalmış olacak? Dolayısıyla çok doğru bulmuyorum bunu. Ama temiz hava şart tabii bu arada, onu da söyleyeyim. Temiz hava hakikaten şart. Yani odanızı, yaşadığınız yeri havalandırın diyoruz. Yani insanlar sitede oturduğunu düşünün. 500 insanın bir arada oturduğunu düşünün. Bir kişi çıksa onu gören başka bir kişi de çıkmak isteyebilecek. Şöyle olacak, böyle olacak. Kontrolün dışına çıkmasını sağlıyor bu gibi hareketler. İnfluenza ile, yani sezonsal griple karşılaştırdığımızda aslında koronavirüsün bu konuda birazcık daha iyi olduğunu görüyoruz. En azından diyor ki araştırmalar, influenza ilk 2 gün içerisinde virüsü alsanız bile başkasına geçirme şansınız var. Koronavirüste birazcık daha öyle değil. Daha çok bulguların ortaya çıkması ve sekresyonlarda artmasıyla birlikte olabiliyor. Ama 4 ila 14 günlük bir pencere döneminde bulaştırıcılığı mümkün. Yani birçoğumuz bu enfeksiyonu belki yataklarda geçirmeyeceğimiz için, ayakta geçireceğimiz için, dolayısıyla kendini iyi hissederek geçiren birisinden de bu dönemde alabiliriz. 14 gün beklemeden test yaptır. Şimdi testler farklı farklı. 3 farklı test var. Bunlardan bir tanesi antikor testi. Bir tanesi antijen testi. Bir tanesi ise PCR, yani genetik test. Antikor testi, siz bu virüsle karşılaşmış oluyorsunuz, iyileşmiş oluyorsunuz, vücudunuzda antikor gelişmiş oluyor. Yani bu virüse karşı bir antikor gelişmiş oluyor. Akut enfeksiyonda IgM, kronik enfeksiyonda IgG antikorları oluşturmuş oluyorsunuz. Ama bir virüste 14 gün önce karşılaşıp karşılaşmadığınızı gösterir antikor testi. Antijen testine baktığınızda bu sürüntüden bakılıyor. Antijen testi ise 7 güne kadarlık bir teması karşımıza çıkartıyor. PCR genetik test ise doğrulama testi olarak yapıyoruz. Bunu bir tarama testi olarak yapmıyoruz. Bu 4 güne kadarki teması karşımıza çıkartıyor. Dolayısıyla 3 testin ne zaman kullanılacağını iyi bilmek lazım. Bunu da sağlık çalışanları uyguluyorlar. Antikor ve antijen testleri point of care, yani hasta neredeyse orada test yapılabiliyor. Gezici ekipler, hatta şunu duyduk, Türkiye'de de Alo 184 hattına şüpheli hastaların başvurmasıyla birlikte gezici ekipler point of care, hasta neredeyse orada tanısını veya ön tanısını koyabilmek adına bu hızlı testleri uygulayabilecekler. Bu kadar dikkatli olmaya tabii ki de gerek var. Bugün markete gittiğinizde eldivenle alışveriş yapmak belki pek doğru şeyler değil, ama evinize geldiğinizde paketlerin açılması, torbaların ortadan kaldırılması veya sebze meyve reyonunda aldığınız şeylerin yıkanarak saklanıyor olması bizler için önem arz ediyor. Kimisi bunu şöyle yapıyor, diyor ki marketten aldım, bunlar diyor dolaba ihtiyacı yok, dolayısıyla kapının önünde bekletiyor. Yaklaşık bir gün bekletiyor. Ama plastik yüzeylerde 3 güne kaldığını hesap etmiyor. Ertesi gün sanki her şey normal olacakmış gibi hissediyorlar. Dolayısıyla bu doğru bir yaklaşım değil. Alın, yıkayacağınızı yıkayın, sileceğinizi silin ve dolaplarınızı o şekilde kaldırın diyoruz. Peki hocam, sabunla yıkamak mı yoksa kolonya ile silmek mi daha mantıklı olur? Sabunla yıka... Neyi? Şey, aldıkları ürünleri sabunla yıkayamazlar. Mesela diyelim ki salatalık aldı. Ne yapacak? Salatalığı sirkeli sular tavsiye ediyoruz mesela organ nakli hastalarına, değil mi? Onun gibi dezenfeksiyon yöntemleri kullanılabilir. Sadece sudan geçirilebilir uzun bir süre. Sirkeli suya yatırılabilir veya paketli ambalajlı ürünlerde ambalajın dışı silinebilir.
Bunu çok doğru bulmuyorum açık söylemek gerekirse. Tabii ki yüzeylerden gelebilir. Bu yurt dışında da çok sorulan bir soru. Evlerimizin içerisinde zaten çok ayakkabıyla dolaşmıyoruz. Eğer onunla ilgili bir şüpheniz varsa, dolayısıyla o yüzeylerin de enfekte olduğunu düşünüyorsanız zaten ayakkabınızı kapınızın önünde bırakmanızda fayda var. İlaç derken nasıl bir şey sormuş yani? Bu virüse yönelik ilaç mı? Virüse yönelik ilaçlar tanı pozitif geldiği zaman zaten kişiye teslim ediliyor. Özel bir yönetimi var bu sürecin. Ama onun dışında destek tedavisi, bizim birçok tavsiye ettiğimiz ürün var. Mesela C vitaminini eksik etmeyin diyoruz. Onun dışında karamürver meyvesinin işte ekstreleri var. Onları tavsiye ediyoruz. D vitamini belli bir dozun alınması gerektiğini tavsiye ediyoruz. Magnezyum ve çinko içerikli gıdalarla birlikte besin desteklerinin faydalı olabileceğini viral enfeksiyonlarda biliyoruz ve bunu da tavsiye ediyoruz. Ama onun dışında açık söylemek gerekirse kullanabilecekleri çok da bir ilaç yok. İlaçlar daha çok semptomatik tedaviye yönelik. Dolayısıyla zaten semptomları varsa, öksürükleri varsa, burun akıntısı, geniz ağrısı gibi başka enfeksiyonları da düşündürebilecek semptomlar varsa o zaman mutlaka mutlaka bir doktora başvurmalarında fayda var. Gündemi bizimle takip etmeye devam edin diyorum. Bilgilendirmeler için kanalımıza abone olun ve tabii ki kendi yorumlarınızı da aşağıda paylaşın. Sağlıkla kalın.